Bugün de konuğumuz HDP İstanbul Milletvekili adayı Sezai Temelli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bizim standart sorularımız gene var. Bütün adaylara sorduğumuz işte CHP'yi, dün AK Parti adayına aynı soruları sorduk. Size de isterseniz aynı soruları sorarak başlayalım değil mi Af Bey? Tabii tabii aynen. İlk sorumuz ekonominin önündeki en büyük sorun size göre nedir? Yani partiniz açısından bakıldığı zaman belki birçok sorun var ama en öncelikli sorun hangisi? Böyle bir sıralama yapsanız. Bunu ikiye ayırarak yanıtlıyoruz. Her şeyden önce bir yapısal sorunları var ekonominin. İhmal edilmiş, çözüme kavuşturulmamış ama bu yapısal sorunlar alttan devam ediyor ve bir türlü de özellikle son 13 yıla baktığımızda bir türlü de bu konularda bir çözüm üretilemediğini görüyoruz. En temel yapısal sorunlar. Ama bu yapısal sorunlar Türkiye'de olduğu kadar küresel sistem açısından da baktığımızda aslında benzerlik gösteriyor. İkinci başlığımız kurumsal sorunları var Türkiye'nin. Bu her ikisini bir arada ele alıp bir bütünlüklü çözüm üretmek bizim iddialarımızın başında geliyor. Bunu da yaparken özellikle vurgulamak istediğimiz konu şudur. Siyasal sisteme dair söylediğiniz şey ile ekonomik sisteme dair söylediğiniz şey arasında muhakkak bağdaşık bir politikanız olmalı. Yani siyasetle iktisadın birbiriyle olan o kopmuş, bağını yitirmiş halini yeniden kurmak bizim iddiamızdır. İktisat ve siyaset arasındaki bağ önemli çünkü toplumsal sorunların, yapısal sorunların hatta kurumsal sorunların çözümünü burada görüyoruz. Ve bunu da şu başlıkta biz ifade ettik. İktisadi alanın demokratikleştirilmesi. Yani demokrasi mücadelemiz, siyasi alanda ortaya koyduğumuz demokrasi mücadelemizin iktisadi alanı da kapsaması, iktisadi alandaki bu tür gelişmelerin siyasette de demokratikleşmeye katkı sunması. Bunu bağdaşık hale getirerek biz iktisadi programımızı seçim bildirgemizde yazdık. Dolayısıyla sadece iktisat başlığında iktisadi programımızı görmezsiniz. Diğer başlıkların hepsinde iktisadi programımızın gömülü olduğunu görürsünüz. Yani biz demokratikleşmeden bahsediyorsak bu muhakkak iktisadi anlamda da bir çözümün buna eşlik etmesi gerektiğini bize gösterir. Dolayısıyla böyle bütünlüklü bir programla yaklaşıyoruz. Anladım. Peki o bağı tekrar kurmak, o bağın tekrar kurulmasını istiyorsunuz siyasetle iktisat arasındaki bağın. Biraz daha belki kısa dönemli isterseniz şöyle bakalım. Mesela şimdi ne vardı? Bir büyüme sorunu, bir işsizlik sorunu vardı. Yani geniş kitlelerin sorunlarıdır bunlar. Enflasyon sorunları vardı. Mesela büyümeyle başlayalım isterseniz. Yavaşlayan bir büyüme var. Bütün dünyada belki aynı anda şu anda büyümenin yavaşladığını görüyoruz ama bizde potansiyelin oldukça altına inmiş büyüme var. Bu büyümenin hızlandırılması için ne yapılması gerekir? Yani bugün siz iktidar ya da iktidar ortağı olsanız nasıl çözümler getirirsiniz? Şimdi büyüme meselesine baktığımızda şimdi 13 yıl boyunca AKP iktidarı büyümeyle övünerek geldi buraya. Fakat büyüme ortalamasına baktığınızda aslında dramatik bir gelişmenin olmadığını görürsünüz. Yani büyüme ortalaması çok böyle ilginç bir tablo karşımıza çıkartmaz. Sağlıklı büyümeyi var etmemiz lazım. Hı hı. Yani iktisadi kaynakların uzun erimli büyük zikzaklar çizmeden sağlıklı bir patikada yol almasını sağlamamız lazım. Buna sağlıklı büyüme diyoruz. Sağlıklı büyümeyi de var etmenin en önemli koşullarından biri doğa ve emekten yana artı cinsiyet eşitlikçi bir iktisadi anlayışla bunun var edilebileceğine yöneliktir. Biz doğadan yana, emekten yana ve cinsiyet eşitlikçi bir büyüme modeli, sağlıklı büyüme modelini öneriyoruz. Ancak bu büyüme modelinin bugün yapısal sorun olarak önümüze koyduğumuz şeyleri çözebileceğine inanıyoruz. Neden böyle? Bakın en önemli sorunlardan biri işsizlik meselesidir. Türkiye'nin işsizlik sorunu çözülemiyor. Hatta İşsizlik doğal bir şeymiş olarak neredeyse algılanacak. Hani bir zamanların doğal işsizlik oranı denen bir şey vardı ya. Neredeyse Türkiye'deki mesele buna gidecek. %10'larda resmi rakamlara göre 9-8, 12, 11 civarında dolaşan bir işsizlik oranı var. Gerçek işsizlik oranının bu olduğuna da inanmıyoruz bu arada. TÜİK'e bir güvenimiz kalmamıştır artık. Kurumsal sorunlardan bir tanesi de mesela böyle bu istatistiklerin çarpıtılmasıdır diye düşünüyoruz. Genç işsizlik oranı çok daha fazla. Üniversite mezunu genç işsizlik oranı çok çok daha fazla. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. İşsizlik sorunu kısa vadede çözülemez. Uzun vadeye yayılmış durumda. Yani kuşaklar itibariyle düşünürsünüz. Bunun da nedeni yapısal anlamda. Bu sağlıklı büyüme modelini hayata geçiremediğiniz sürece bu en temel sorunlardan birini çözme olanağınız yok. Doğrudan buraya müdahale etmeniz lazım. İşsizlik konusunda kalıcı çözüm üretmeniz lazım. O zaman bu iktisadi anlayışı bizim artık
biraz dönüştürmemiz lazım. Yani emekten yana dediğimiz mesele de budur. Daha fazla emekçinin ekonomi dünyasının içinde yer alması, iktisadi alanda yer alması ancak işsizlik problemini çözer. Yoksa sermaye odaklı, yüksek katma değer, yüksek teknoloji diye diye giderek iktisadi alanı kurutan, emekçiyi dışlayan, emekçiyi yoksullaştıran, ötekileştiren bir anlayış zaten sağlıklı büyüme modelinin karşısındaki bugünkü çarpık büyüme modelidir. Neoliberal büyüme modelidir. Dolayısıyla biz bugünün büyüme modeline karşı bir şeyden bahsediyoruz. Diğer partilerden bizi ayıran en önemli özellik de bu. Yani bir meseleye dıştan yukarıdan yaklaşan değil, bizzat içinde emekçilerin, işçilerin, çalışanların olduğu çözüm önerileriyle bunu yapabiliriz. Nasıl ki biz refahı tabana yaymak diye bir kalıbımız var iktisatta. Önemli bir şeydir. Refahın tabana yayılmasının en önemli aracı daha fazla emekçinin iktisadi çevrimin içinde yer almasıyla mümkündür. Ama iktisadi çevrimin içinde yer almak şöyle bir yanılgıya da yol açmasın. Küreselleşme döneminde daha fazla iş gücü hayata dahil oldu. Fakat daha fazla sömürüldü. Bu daha fazla sömürülmenin bedelini bugün bütün dünya ödüyor. Çünkü iktisadi kaynaklar hızla, potansiyel artı değerler hızla tüketildiği için bugün ciddi bir dünya kriziyle de karşı karşıyayız. Ama Türkiye bu anlamda şampiyonluğu da kimseye bırakmıyor. Türkiye bu anlamda iktisadi krizi çok daha derin yaşıyor. Bunun çözümü daha fazla emekten yana politikalardan geçiyor. Sol politikalardan geçiyor. Ve bunu da hayata nasıl geçirebiliriz? İşte biz daha fazla işçinin, emekçinin çalışabileceği bir yaşam alanı, bir ekonomi, iktisadi alan yaratmak, esnafı bu toplumsal emeğin içinde görüp buradan esnafı anlamak ve onun da aslında bu toplumsal emek içinde mağdur bir kesimde olduğunu görmek, küçük ve orta boy işletmeleri bu sürece katmak, yani tabana refaha yaymak aslında tabanı iktisacı suje haline getirmekten geçiyor diyoruz. Evet. Burada belki bir şey sorabilirim ben. Aklıma şimdi takıldı siz açıklama yaparken. Cinsiyet eşitlikli büyüme gibi bir kavram kullandınız. Yanılıyor mu? Ekonomiye cinsiyet eşitlikçi bir yaklaşımla. Yani, kadınların iş gücüne yani artması gibi. Kadınların iş gücüne daha fazla girmesi mi burada kasıt tam olarak? Kadınlar zaten iş gücünün içinde. Adı konmamış bir çalışma yaşamının içinde. Mesela bir ev kadınlığı tanımlandığında aslında orada çalışıyorlar. Sürekli biz bunu söylüyoruz. Yani dünyanın bütün kirli çamaşırlarını, bütün kirli bulaşıklarını yıka. Aslında burada da bir artı değer açığa çıkıyor ve bunun karşılığını kadın emekçiler alamıyor. Bunun karşılığını alabilecek bir sistemi var ettiğinizde aslında sağlıklı büyüme modeliyle bunu eklemlemiş oluyorsunuz. Artı başka bir soru var, sorun var. Kadın arkadaşlarımız iş dünyasına geldiğinde, çalışma hayatına katıldığında zaten ciddi bir eşitsizliğin var olduğu bir ekonomide bir de ücret politikaları aracılığıyla büyük bir eşitsizliğe maruz kalıyorlar. Dolayısıyla burada da eşit işe eşit ücret yeniden muhakkak oluşturulmalı. Artı zaten ücret politikası başlı başına bu anlamda işsizliği biz iktisatta alışılagelmiş bütün anlayışlara karşı aslında yani hakim iktisat teorisine karşı da soldan aslında teorik düzeyde de bir karşı argüman oluşturuyoruz. Hep şöyle bir şey vardır. Ücretleri düşürün. Düşük ücretlerle beraber biz büyümeyi, kalkınmayı hızlandıralım. Büyüyüp kalkındıktan sonra refah buna eşlik eder. Bölüşüm ilişkileri böylece ne iyileşebilir. Şimdi bu anlayışı baş aşağı etmek lazım. Bölüşüm ilişkilerini iyileştirirken de sağlıklı bir büyüme modeline sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla eşit işe eşit ücret vererek, kadın emeğini değerli kılarak ve karşılığını sağlayarak, asgari ücret dediğimiz aslında başlı başına terminolojik olarak bile karşı olduğumuz bir şeyi artık hak ettiği bir düzeye çekerek, 1800 lira asgari ücret derken mesela bize karşı şu söylendi. Bu çok yüksek bir rakam, ekonomiyi sıkıntıya sokar. Bu ücreti insanlar veremez. Oysa 1800 lira asgari ücret, DİSK'in yaptığı araştırmada sıklıkla söylüyoruz. Yani bir sendikamızın, konfederasyonumuz yaptığı 3600 lira olan yoksulluk sınırının tam yarısı bir kişi çalışırsa 1800 alsın. İşte bu ekonomiyi canlandıracak bir şeydir. Hı hı. Bu ücreti verebilir bir ekonomi zaten o orta gelir sıkışmasını aşar gider.
sağlıklı bir şekilde büyümenin önündeki handikapları kaldırabilir. Bu ücreti verebilir halde olmalı ekonomi. Bu ücreti veremiyorum deyip ücretleri daha da baskı haline getirdiğinizde bunu aşmanız çok mümkün değil. Evet. Örneğin ihracat gelirleri artsın diye ücretleri düşürmek, ihracat gelirleri artsın diye döviz kurunu çıkarmak gibi çözümlerle dünya ekonomisinin yol alamadığını gördük. Şimdi emekten yana, insandan yana kurgulamamız lazım ekonomiyi yeniden. O yüzden siyasetle bağını yeniden kurmayı çok istiyoruz. Ve tekrardan hani işçi, emekçinin de politik özne de olmasını, söz yetki karar sahibi olmasını da istiyoruz. Çalıştığı yerde, yaşadığı alanda. Modelimizi böyle genişletiyoruz. Dolayısıyla burada şunu da söyleyelim. Merkezi vesayetten de ekonomiyi kurtarmak lazım. Nasıl idari vesayetten kaynaklı Türkiye sıkıntılar yaşıyorsa bugün yönetsel anlamda, ekonomiyi de merkezi vesayetten kurtarmamız lazım. Yerinden yönetim derken yerel kaynaklara müdahil olmuş, yerel katılımcı ekonomiyle beraber yerel demokrasinin gelişimini sağlamış bir modeli de savunuyoruz. Evet. Ya, ekonomi politiğimiz, yani politik iktisat anlayışımız tam da bunu referans alıyor. Böyle bir bütünlüklü ya belki, yaklaşımımız var. Pardon. Buyurun. Belki burada tam yerine geldi şimdi merkezi vesayetten kurtarmaya gelince Merkez Bankası bağımsızlığı erken mi geldi? Yok, o gelin. Ben bir adam maliyeyi de soracaktım ama tam gelmişken istersen Merkez Bankası soralım. Ben sonra maliye politikalarıyla ilgili. Bağımsızlığı işte bu 2001 krizinden sonra gündeme geldi ve hazineyle olan ilişkisi koparıldı. Hazineye para veriyordu, vermez oldu, avans veriyordu. Onlar koptu ve dolayısıyla Merkez Bankası'na bir araç bağımsızlığı verildi. Fakat çok eleştiriliyor şu andaki tavır. Çünkü Merkez Bankası'nın özellikle faiz politikasında bu araç bağımsızlığını tam olarak kullanamadığı yolunda bir sürü eleştiri var. İşte en sonda S&P Türkiye'nin Türk lirası açısından şeyini düşürünce, reytingini düşürdüğünde orada bir gerekçe olarak da bunu kullandı zaten. Ama sadece S&P önemli değil. S&P çok da mühim de değil. Aslında çok da tepki duyulan kurumlardan ama birçok yabancı kuruluş bunu böyle en son işte Avrupa parlamenterler evet. Şeyde dün galiba açıkladığı raporunda aynı şey. Merkez Bankası'nın böyle bir yapı içinde sizin kafanızdaki yeri tam olarak neresidir? Bağımsız olmalı mıdır? Tam anlamıyla bağımsız mı olmalıdır? Bu merkezi şeyden vesayetten kurtarılacak kurumlar arasında o da var mıdır? Şimdi aynı şeyi belki tekrarlamış olacağım. Ekonomi ne için var? Yani sonuçta bizim toplumsal refahımız için var. Toplumu nasıl tanımlıyorsunuz? Biz emekten, halklardan, insandan yana tanımlıyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası sonuçta bir politika üreten bir birim. Evet. Halktan, toplumdan bu kadar yalıtılmış, bu kadar kopuk olarak bir para politikası üretebilir mi? Üretemez diye düşünüyoruz. Yani Merkez Bankası küresel bürokrasinin emrinde çalışan, kendi toplumundan kopuk bir para politikasıyla inşa edilemez. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tam bağımsız diye bir şey kabul edilebilir bir şey olarak görmüyoruz. Ama öbür taraftan Merkez Bankası'nı sadece bir darphane olarak gören zihniyete de karşıyız. Yani bugünün özellikle hükümetin, özellikle Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na bakışı, yaklaşımı da aslında bir diğeri kadar sakıncalı bir yaklaşımdır. Yani burada siyasi amaçlı, kendi iktidarının yeniden üretilmesi amaçlı Merkez Bankası'nın araçsallaştırılmasına da karşıyız biz. Dolayısıyla o bir darphane değildir. Dolayısıyla biz Merkez Bankası'nın özerkliğini savunuyoruz. Evet, ne, toplumsal denetimi açık. Dünyada da yaygın evet, olarak öyle model de toplumsal var. Toplumsal denetimi açık. Maliye politikası ve para politikası arasındaki bağların sağlıklı bir şekilde kurulduğu bir özerk yapının var olması gerektiğini yazıyoruz. Ve parlamenter denetimi, parlamentonun denetimi altında olmak zorundadır bu kurumlar. Dolayısıyla kendi başına bağımsız bir şekilde hareket eden bir Merkez Bankası'nın bugün Türkiye ekonomisinde nelere mal olduğunu gördüğümüz kadar aslında dünyada da bu uygulamanın aslında görüyoruz sisteme bunlar 94'ten beri sizler çok daha iyi bilirsiniz 94'ten beri aslında servis edilen bir düşüncenin gelip dünya ekonomisini getirdiği yer ortadadır. 2008 restorasyonu tam da bu nedenle gelmiş bir uygulamadır. Kurumsal düzeydeki bu meselelerin önünü açmak için gelmiş bir uygulamadır. Biz de biliyorsunuz buna teğet geçti dendi. Teğet geçmediğini bugün çok daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın düzenlenmesinde bizim yaklaşımımız böyle bir yaklaşımdır. Biz Türkiye'de özellikle son 10 yıllık dönemde, 12-13 yıllık dönemde, yani AKP döneminde olabildiğince bu kurumsal yapılarla olan bağını yitirmiş bir haldeyiz. Yani
para politikası, maliye politikası, gelirler politikası, fiyatlar politikası hepsinin aslında görünmez kılındığı, önemsizleştirildiği ama bunun yerine giderek aslında bütçenin daraltıldığı, bütçe kaynaklarının etkinsiz, verimsiz kullanıldığı, yolsuzluğa yol açtığı ve iktisadi anlamda bile tırnak içinde söylüyorum. Yani bizzat iktisadi rasyonaliteden bile kopmuş bir durumla karşı karşıyayız. Bu çok ciddi bir problem olarak gördüğümüz bir konu. Evet. Peki Sezai Bey, maliye politikasına gelirsek, siz hem maliye bölümü mezunsunuz hem de maliye politikaları üzerine de İstanbul Üniversitesi'nde ders veriyorsunuz. Nasıl bir maliye politikası olması lazım? Şimdi dünyayı konuşurken para politikalarıyla bu uygulamalarla dünya ekonomilerini hızlandırmak zor dediniz az önce. Sizin de böyle birçok yazınız var. Artık devreye maliye politikalarının daha ağırlıklı olarak girmesinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Bu çerçevede bakarsak siz nasıl bir maliye politikası, nasıl bir vergi politikası izlenmesi gerekir? Şimdi ideolojik olarak sürekli bir şeyle geldik. Yani hegemonyaya karşı biz savaşarak geldik ama bu ideolojik hegemonya çok hakim hale geldi. O da şuydu, devlet küçülsün, maliye politikası kötüdür. Aslında bu 30-40 yıllık bir neoliberal dönemin. Evet. Biz bunu en yoğun olarak yine AKP döneminde yaşadık. Şimdi devleti küçülttüğünüzde aslında maliye politikasının alanını da daraltmış oluyorsunuz. Devleti biz o kadar çok küçülttük ki aslında bu ekonominin bu çalışamaz halinin en önemli nedenlerinden biri oldu. Bugün kamu harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı sizler de çok iyi bilirsiniz %25'lere kadar gerilemiş. Bu OECD ortalamasının 13-14 puan altında. OECD ortalamasını da biz aşağıya çekiyoruz. Bizi çıkardığınızda ortalaması 38 yanılmıyorsam. Dolayısıyla biz aşağıya çıkıyoruz. Devletin bu kadar küçültülmesi doğru bir şey değil. Bir kere her şeyden önce kamu hizmet alanını daraltıyorsunuz. Kamu hizmet alanının sağlıklı bir şekilde çalışması aslında ortak zenginliğin hem yeniden üretilmesine katkı sunar hem de refahı tabana yayar. Şimdi bu alandan siz çekildikçe en başta söylediğim iktisadi krizlerin kaynağını bizzat kendiniz oluşturmuş oluyorsunuz. Yani devletin küçülmesi, devlet israfkardır, devlet yolsuzluk yapar, devlet ekonomiyi kötü yönetir mantığıyla devleti küçültüyorsunuz. Küçülttükçe devlet daha israfkar oluyor, yolsuzluklar artıyor, yolsuzluk şampiyonuyuz biliyorsunuz. Artı bu kamusal alandan çekildikçe de toplumdaki bekleyen yapısal sorunların çözüm alanlarını da boşaltmış oluyorsunuz. Örneğin sağlık alanı, eğitim alanı, sosyal güvenlik alanı. Bir örnek verelim. Sosyal güvenlik açığı kara delik denerek SSGSS yasası çıkartıldı biliyorsunuz. Rakamlara bakın, o yasa çıkmadan önceki kara deliğin bir aktüaryel hesap olarak ne zaman kapanacağı düşünüyordu. Bugün ne olmuştur? Bugün 2045'lerde bile kapanamaz haldedir. Bu kapanamaz kara deliği kapatma yöntemi nedir? Emeklilerden yapılan kesinti, işte hastanede rehin kalmalar, hastane katkı payları, ilaç katkı payları. Mesela geçen gün başbakan diyor ki, biz diyor vatandaşın hastaneye olan 1.000 liraya kadar olan borçlarını sileceğiz. Şimdi bu aslında tam da bunu ifade ettiği anda yapmış oldukları büyük hatayı ifşa etmiş oluyorlar. Bir vatandaş hastanede nasıl borçluk alabilir? Sağlık hizmeti, kamu hizmeti olmaktan çıkmışsa, sağlık bir hak olmaktan çıkmışsa vatandaş tabii ki hastaneye borçluk alır. Peki siz bu sistemi getirirken ne diyordunuz? Herkese temel güvence paketi vereceğiz. Dolayısıyla herkes sağlık hizmetinden yararlanacak. Oysa şu anda yararlanamadığı gibi borçlu da kalıyor. Bir seçim yatırımı olarak biz bunu sileceğiz diyorsunuz. Dolayısıyla maliye politikası bence önemlidir. Maliye politikası toplumun iktisada katılmasının politikasıdır aslında. Bunu üç ayakta yapar bildiğiniz gibi. İktisadi alanda, mali alanda, sosyal alanda. Dolayısıyla bütün bunların senkronize edilmesi, bütünlüklü bir maliye politikasının oluşturulması. Bu da yetmez. Bununla beraber hareket edecek para politikası. Bu da yetmez. Gelirler politikası, fiyatlar politikası. Şimdi bütün bunları söyleyince yeniden eskiye gönderme yaparak bir ceberut devlet anlayışı mı, her yere müdahale eden bir anlayış mı siz öneriyorsunuz gibi bir şey. Tarihi geriye sarmanız mümkün değildir. Yani bugün kalkıp 1960'ların ekonomi politikalarını uygulamanız mümkün değildir. Bu olanaksız. Çünkü artık birçok şey değişmiştir. Bugün işçi sınıfından bahsederken de, toplumsal emekten bahsederken de, toplumdaki bütün ilişkileri ele alırken de bunu görüyoruz. Biz bugünün koşullarında yeni bir maliye politikası üretebiliriz.
yeni bir para politikası üretebiliriz. Devleti de bu anlamıyla ceberut halden daha demokratik, araçsallaşmış bir devlet kurumsal ilişkiye çekebiliriz. Yerel demokrasi dediğimiz, yerinden yönetim dediğimiz aslında bir yerde buna gönderme yapıyor. Yerel kamu hizmetlerini zenginleştirerek, bu hizmetlerin üretiminde toplumu katarak, kooperatifleri daha belirgin, daha etkin hale getirerek, yani bizzat kamu hizmet üretim süreçlerine katılım bütçeyle katılarak ve onun organizasyonunda söz yetki karar sahibi olarak, fabrikalarda öz yönetim modellerini yeniden düşünerek, tabii bunu geçmişteki örnekleriyle değil, bugün onların üreteceği, fabrikanın üreteceği artı değerin toplumsallaşmasını da sağlayacak bir modeli inşa ederek. Şimdi bu çok karmaşık mı? Hayır değil. Bu daha da basit olan. Ama bugün iktisadı olabildiğince karmaşıklaştırıp, olabildiğince halkın bilgisinden kopartarak aslında insanların haklarına ulaşmaları engelleniyor. Bu bir toplumsal haktır. Maliye politikasının alanı önemlidir. Bakın %25 dedim. Rakamları ortalama söylüyorum. Bugün bütçemizin büyüklüğü yaklaşık 200 milyar dolarlık bir bütçe vardır. Biraz düştü tabii şeyden dolayı ama bu 200 milyar dolarlık bütçenin yönetilmesi önemlidir. Buradaki merkezi olan bu kaynak aslında hepimizin ürettiği ortak zenginliğimizdir. Peki bu nasıl kullanılıyor? Siz bütçe rakamlarının içinde kalarak konuşsanız bile eğitime yaklaşık, yine ortalama söylüyorum, her yıl 30 milyar dolar ayırıyor hükümet. Fakat eğitimin sorunu hiç bitmiyor, artarak devam ediyor. Sorun devam ettikçe eğitim sistemiyle sürekli oynuyorlar. İşte 4-4-4 gibi çok kötü bir eğitim sistemi altında çocuk işçiliğini özendiren, artı dinsel meseleyi giderek eğitim sisteminde belirleyici bir faktör haline getiren bir eğitim anlayışı. Oysa bu 30 milyar dolarlık kaynağın eğitim niteliğini arttırmaya yönelik kullanılsa, bugün ne öğretmenlerimizin sorunu olur, ne atanamayan öğretmenler sorunu bu kadar olur, ne de eğitim niteliği bu kadar düşer. Oysa biz bu kaynağın büyük bir kısmının yine inşaat sektörünün tamamlayıcısı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla maksat eğitimin niteliğini yükseltmek değil, maksat inşaat olsun oluyor. Aynı şeyi sağlıkta da gördük. Çok ilginç rakamlar var mesela. UNDP'de bizim sıramızı 69'a getiren sağlık harcamalarımız. Evet. Yoksa daha kötü bir durumda olacağız insani gelişme indeksinde. Şimdi herkes diyor ki sağlık çok iyi, sağlık çok iyi. Peki sağlık çok iyi ise dönüp şu soruyu sormak lazım. Neden biz hastalarda hasta yitim sayısı, ölüm sayısı artıyor o zaman? Demek ki nitelikli sağlık hizmeti üretmemişiz. Sağlığı bir hak olarak görmemişiz. Sağlığı da yine hastane yapmak, yani görünürlüğünü arttırmak. Bu. İnsanlar gidiyorlar tedavi olmaya, tedavi olamıyorlar. İnsanlar evet kuyruk yok, hastaneye giriyor, ilacını alıyor, eskisinden daha çok katkı payı veriyor ama iyileşemiyor. Çünkü neden? Hastalar artık sistemin müşterisi haline getirilmiş durumda. Yani başım ağrıyor diyorsunuz, gir MR'a. Şuram ağrıyor diyorsunuz, gir tomografiye. Çünkü o sistemin içinde müşterisiniz ve onu tüketmek zorundasınız. Maliye politikası hem bu sosyal yapının hem de iktisadi alanın hem de tabii mali alanın düzenlenmesinde önemli bir faktördür, olmak zorundadır diyoruz. Vergisiz alanlardan bahsediyordunuz önceki konuşmanızda. Bir yandan gelir vergisi dilimleri yeterince adil değil diye baktığınızda üst limit işte 35. Onların tekrar ayarlanması, kaynak yaratılması, bir yandan da bazı yerlerde vergisiz alanlar yaratılması gibi bir teziniz vardı biraz. Evet. Şimdi vergi sistemi çok adaletsiz. Bunu kim baksa görüyor, dünya görüyor. Neredeyse vergi cenneti denecek. Kötü anlamda kullanılan bir tabirdir bildiğiniz gibi vergi cenneti. Kaçakçılığın, yolsuzluğun, kara paranın aklandığı bir ülke tarif edilecekse buna vergi cenneti denir. Türkiye neredeyse bu hale geldi. Özellikle dolaylı vergileri kenara alırsanız, dolaysız vergiler kısmı bir vergi cenneti. İçindeki muafiyetlerle, istisnalarla, karmaşıklığıyla bir vergi cenneti. Bir kere her şeyden önce vergi sistemini daha adaletli hale getirmeliyiz. Benim iddiam şu. Bir ülkede vergi sistemi adaletsizse o ülkede başka adaleti, başka alanlardaki adaleti inşa etmeniz çok güçleşir. Evet. Benim böyle bir iddiam var. Çünkü vergi sadece mali bir şey değildir. Her şeyden önce bir yurttaşlık bağının ortaklaşa inşa edilmesidir. Yani herkes gücüne göre o havuza koyar,
Herkes de ihtiyacı kadar ondan alabilir. Bunu düzenleyebilirseniz toplumsal barışı da düzenlersiniz. Bizim vergi sistemimiz bunu yapmıyor. Bizim vergi sistemimiz toplumsal barış yerine toplumsal düşmanlıklar yaratma üzerine kurulu bir vergi sistemi neredeyse. Adaletli bir vergi sistemi için her şeyden önce gelir vergisi tarifesinin yeniden düzenlenmesi lazım. Hem tarife dilim genişliği hem dilim sayısı olarak muhakkak yeniden düzenlenmeli. Toplumsal gerçekliğe, iktisadi gerçekliğe daha fazla dikkat etmeli. Alt dilimlerde düşük vergi oranları alınacak dilimlerde vergisiz alanlar yaratabiliriz. Çünkü vergi ödeme kapasiteleri, vergi ödeme güçleri kalmamıştır zaten çoğu insan. Esnafın yani büyük bir kısmı. Muafiyetleri, istisnaları o alt dilimlere uygulanabilir, aşağıya çekmek. Evet. Özellikle mesela en az geçim indirimi dediğimiz bir şey var. Bunu tekrardan düzgün bir şekilde hayata geçirebiliriz. Yani asgari ücretten tabii vergi alınır. Çünkü o vergi sisteminin disipline edilmesi için gereklidir. Doğru. Ama en az geçim indirimi sayesinde biz o vergiyi iade edebiliriz. Dolayısıyla hem sistem otokontrol bir mekanizmada kalır, hem de biz alt sınıflarda yani düşük gelirlilerin daha fazla refahtan pay almasını sağlayabiliriz. Bu muafiyet meselesini bu şekilde düzenleyerek vergisiz alanlar, küçük çiftçilik, kooperatif alanların genişlemesi, bunlar aslında negatif vergileme yoluyla vergi kapasitesini ve gücünü arttıran şeylerdir. Vergi matrah alanını genişleten şeylerdir. Çünkü mesele nedir? İktisadi faaliyet. İktisadi faaliyet zenginleştikçe sizin vergi tabanınız genişler, matrah potansiyeliniz artar. Ama dilim yukarıya doğru da yükselmelidir. Şimdi 35'te bitiyor bildiğiniz gibi. Evet. Bunu biz 55'lere kadar belki çıkartmalıyız. Kuzey ülkelerinde. Kuzey ülkelerine bakın, iyi bir vergi sistemi olduğu için gelir bölüşümünün de en adaletli olduğu ülkeler. Doğru. Şimdi bu korelasyon çok önemli bir korelasyon. Bu korelasyonu şimdi bir tek biz mi akıllıyız? Dilimi bu hale getirmişiz. Eğer biz akıllıysak bu vergi adaletsizliği niye bu kadar? Bu yoksulluk niye bu kadar? Bu haksızlıklar niye bu kadar? Şimdi burada bu adaletsizliği yarattığınız zaman ister istemez daha çatışan, daha düşmanlaşmış, birbirini anlamayan bir toplumla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz bu anlamda vergiyi önemsiyoruz. İkinci şey dolaylı vergiler. Bildiğiniz gibi dolaylı vergilerin yükü emekçilerin sırtındadır. Doğrudan onların sırtına biner. Çünkü yansıtılabilen vergilerdir bir. Yani vergiyi nihai tüketici öder. Nihai tüketici dediğiniz kesim de zaten emekçilerdir. Onların üzerine vergi yükü gelir. Ve onların bu vergi yükünden kaçınma şansları yoktur. İkincisi bu vergiler insanların kendi öznel durumlarını dikkate almaz. Geliriniz ne olursa olsun hepiniz için aynıdır bu vergiler. Ve bu vergilerin toplam vergiler içindeki payı %70'lerde dolaşıyor. Biz yeniden hesaplamalar yaptığımızda şunu görüyoruz. Neredeyse emekçilerin üzerindeki vergi yükü %40-45 aralığına kadar son işte hesaplarımızda %42 idi. Yani bir emekçi 100 lira kazandığında aslında 42 lirası vergi yükü. Oysa Türkiye'nin ortalama vergi yükü önümüzdeki dönem %19'a düşürülüyor. Şimdi emekçide 42, ortalamada 19. Gelire oran olarak. Evet. Bu emekçideki tabii hem gelir vergisi hem de hem dolaylı vergi. KDV hepsi. Gibi. Çünkü yansıtıldığı için nihai şey. O ödüyorsun. Hatta şöyle düşünün. Sadece katma değer hesabı üzerinden değil. Örneğin bir işçi işe gitmek için belediye otobüsüne bindiğinde orada katlanmış olduğu. O da onun içinde. O da onun içine giriyor. Dolayısıyla kamu ulaşımında da bir ücret muafiyeti, bir taşıma ücreti muafiyeti, yani ücretsiz taşımayı da biz programımıza yazdık. Başka bir şey daha yazdık. Dedik ki buradan da mesela bize şey geliyor, eleştiri geliyor. Uçuyor bunlar dedi başbakan. Uçmuyoruz aslında. İktisadi anlayışımız gereği şunu dedik. Her eve 180 kWh bedava elektrik vereceğiz. Ücretsiz. Her haneye aylık. Enerji Mühendisleri Odası da bunu hesaplıyor. Buradaki amacımız şu. Evet, her haneye bir hak olarak 180 kWh elektrik verelim. Bu ücretsiz verilmiş. 180'in üzerine ama fiyatlayalım. Artan oranı tarifeyle fiyatlayalım. Bu bir yerde bir sosyal politika. Ama onun ötesinde ciddi bir iktisadi politika.
maliye politikası. Biraz önce kastettiğim hocam, bu. Orada her eve verdiğiniz zaman dolaylı vergilerdeki adaletsiz çıkmaz mı? Zengine de aynı şeyi bedava veriyorsunuz, fakire. Artan kullanım ama zengindeki kullanım. Artan kullanımla onu oradan alacağız. Zengin daha çok kullanacağı için artan kısımdan daha çok alarak onu elektrik fiyatlaması yapacağız. Yani onu da bir vergi mantığıyla fiyatlarsak artan olan tarife kullanmamız odur. Bu aynı zamanda bir iktisat politikasıdır. İktisadi bir politik olarak da düşünüyoruz. Yani maliye politikasının bir iktisadi alanı düzenlemesi olarak. Çünkü bizim en önemli dertlerimizden biri enerji fiyatlarının yüksekliği. Bu da ithalat. Enerji kaynaklarının ithalatından kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi gölge fiyatlar itibariyle aslında piyasa fiyatlarının çok üzerine bir baskı yiyor ekonomi. Bu baskıyı azaltmanın yolu elektrik kullanımındaki disiplinden geçiyor. Dolayısıyla bu disiplin sağlayıcı mekanizma insanları 180 kilowatt saate çeken, yani enerji kullanımını azaltan bir politikayla biz aslında Türkiye'nin özellikle cari açık problemine de değinmiş oluyoruz. Enerji politikalarına da değinmiş oluyoruz. Hatta yeni bir enerji anlayışı, enerji politikası anlayışının da yolunu açıyoruz. Bakın bugün nükleer santrallerle bu politikalara çözüm arıyorlar. Bu doğa düşmanı bir hamledir. Bunun da gerekçesi olarak şunu söylüyorlar. İnsanlar kaçak elektrik kullanıyor. Biz buradan tahsilat yapamıyoruz. Enerjide bu kayıp kaçak oranından dolayı bu oluyor. Halbuki bu tam anlamıyla, çok affedersiniz ama, yalan. Neden yalan? Çünkü enerjideki kayıp kaçak oranlarının çok büyük bir kısmı kayıplardan, yani link hatlarından kaynaklı bir şey. Kötü yatırımlardan kaynaklı bir şey. Kaçak kullanım oranını toplamın içindeki payı %1'lere ulaşmıyor. Asıl kayıp kısmı. Esas kayıpta mesele var. Tam da bunları düzeltecek şey nükleer santral yapmak değil, enerjide tasarrufa gitmek, iletim hatlarını düzeltmek ve yerinde kendi enerjisini üretebilecek olanakları yaratacak bir yenilenebilir enerji politikası üretmek. Suda da böyle. 10 metreküp su dediğimizde hayalci gelebilir ama hayır, bir ailenin en temel temizlik, sağlık, hijyen meseleleri 10 metreküpü muhakkak. 4 kişilik aile üzerinden biz ortalamada hesaplıyoruz. Bu sayede doğal kaynakların bu aşırı kullanımının önüne de bir dur diyeceğiz. Çünkü bunlar bugün için bizim elimizde ama biz gelecek kuşakları da düşünmek zorundayız. Hepimiz çocuk, torun diye hani çocuğumuzu, torunumuza o sevecen yaklaşımlarımızı ancak bu tür doğayı koruyarak da gösterebiliriz. Yoksa bugünkü tüketim çılgınlığının içine gelecek kuşakları bugünden tüketerek değil. Bütün bu politikalarımızı aslında iktisadi anlayışla bütünlüklü bir halde ele alıyoruz ve ama siyaseten de bunun bir karşılığının olduğunu biliyoruz. Yani ben şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla, fark ettiğim kadarıyla HDP'nin şeyi bütün ötekilerden farklı. Yani ilk defa yeniden devlet, kamuya ağırlık verecek olan bir politikadan söz ediyor. İlk defa bir parti benim duyduğum, değil mi? Evet. İsterseniz gene değişik bir yaklaşım. Tarım politikası bu çerçevede belki hani köye dönüşün desteklenmesi yine vurguladığınız şeylerden birisi. Son dönemde tarım politikası oldukça tartışılıyor. Özellikle bu gıda fiyatlarının kontrol edilemeyen artışından dolayı. Buna ilişkin olarak sizin tarım politikanız ne olacak? Evet. İçinde tabii hayvancılık da var. Tabii. Artık tarım diyorlar. Hayvancılık diye ayırmıyor hocam. Çok ilgilendiriyor. Evet. Oraya geçmeden ufacık bir şey söylemek istiyorum. Yeniden kamuya ağırlık verme dediğiniz konuda burada yeni bir kamuyu da tarif etmeyiz. Anladım ben. Belki biz buna kamusallık diyoruz. Yani 60'lara dönmeyeceğiz diye söylemek. Yani bürokratik bir ekonomi değil. Anladım. Toplumun söz sahibi olduğu bir kamusal ekonomiden bahsediyoruz. Tarım önemli. Türkiye'deki belki de en önemli sorunlardan biri. Tarım aynı zamanda da Türkiye ekonomisinin önünü açacak büyük bir potansiyeli barındırıyor. Biz şu anda dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Verimli tarım alanları. Her ne kadar bunu çok hızlı tüketiyorsak da, her ne kadar bu tarım arazilerinin büyük bir kısmını, büyükşehir belediye yasaları aslında bu anlamıyla çok riskli yasalardır. Tarımsal arazilerin şehir, kent, konut alanlarına dönüştürülmesi, sanayi alanlarına dönüştürülmesi anlamında çok hızlı tüketmeye yönelik politikalardır. Bu riske dikkat çekmek istiyoruz. Potansiyel yine tarım alanındadır. Hem istihdam anlamında hem de Türkiye'nin sağlıklı beslenmesi anlamında en önemli alanlardan biri tarım. Tarım alanının gerçek anlamda desteklenmesi lazım. Hem köye dönüşle
hem de üreticilere sağlanacak destekle. İşte çiftçilerden mazot meselesi çok tartışılıyor. Burada işte vergisiz bir alan yaratabilirsiniz. Yani mazot vergisi bu anlamda. Şoför esnafa da bunu yapabilirsiniz. Yani Türkiye'de bir şoför esnafı var, çok zor durumda. En azından onun kendini yenileyebilmesi için, aracını yenileyebilmesi için, trafik düzeni için. Artı bir etkisi daha var. Tarımsal ürünü şoför esnafı taşıyor merkezlere bugün Türkiye'de. Raylı sistemi, yani İstanbul'un altını köstebek haline getirmekle raylı sistem olmuyor. Esas raylı sistemle taşıyamadığınız için bugün kamyoncu esnafı taşıyor. Kamyoncu esnafı lastiğini değiştiremiyor. Çünkü çok ciddi bir mazot maliyeti söz konusu. Bu tür tarımsal programı da bütünlüklü olarak düşünmek zorundayız. Gıda meselesi çok önemli. Türkiye sağlıklı beslenmiyor. Hatta bazen gazetelerde okuyoruz. Rusya bu kadar iktisadi kriz içinde olan bir ülke bile sağlık kodlarına uymadığı için ürünlerimizi iade ediyor. Bu bizim açımızdan acınacak bir durum. Evet. Bu bizim açımızdan acınacak bir durumdur. Bir de içeride bizim yediğimiz gıdayı düşünün. Biz GDO'ya da karşıyız, hormonlu bütün her şeye karşıyız. Sağlıklı bir tarım bu açıdan da gerekli. Ama daha da kötü tarafı var. Çocuklarımıza yediriyoruz bunu. Yani gelecek kuşaklarımıza, Türkiye'nin geleceğine bu kadar bir sağlıksız beslenme programı önlerine koyuyoruz. Bu anlamıyla biz Gıda Bankası önerdik. Dedik ki her mahallede adı Gıda Bankası. Banka kavramı belki kötücül bir çağrışım yapabilir ama biz özellikle 0-5 yaş başta olmak üzere çocukların sağlıklı beslenmesini çok önemsiyoruz. Yani bir gıda açığı bu çocuklarda olmamalı ki hem mental gelişim hem de fiziksel gelişim için bu tıpçı arkadaşlarımızın özellikle üzerine çalıştığı şey buradan aldığımız bir... Nasıl çalışacak bu Gıda Bankası? Bu Gıda Bankası temel gıdanın bu tarım kooperatiflerimizde üretilen, işlenen bazen KOBİ'ler eliyle bazen yerel yönetimler eliyle oluşan iktisadi işletmelerimizin, iktisadi kuruluşlarımızda oluşan kaynağın bir kısmı devletin ayırdığı fonlarla çeşitli birimlerimize aktarılarak bir gıda bankası. Buradan temel örneğin süt, örneğin peynir, örneğin belli miktarlarda o çocuğun protein alması lazım. Bunları çocuklara özellikle yoksul mahallelerden başlayarak çocuklarımıza ulaştırmak zorundayız. Bu beslenme olmadığı sürece hatta süt veren annelerin iyi beslenemediği durumda bu süte de yansımıyor. Hı hı. Bazen sütün besleyici değeri olmuyor anne sütünün. Yani her anne sütü iyidir diye anlatamayız. Bunu muhakkak sağlamalıyız. Bugün eğitimde bir meseleyi çözmeye çalışıyorsak o eğitimin sıralarına gelen çocukların aslında iyi beslenmiş o ilk 5 yılını sağlıklı geçirmiş olması lazım. Hı hı. Yani bütün mesele bu. Dolayısıyla biz baktığımız zaman yaşamdaki sorunlara baktığımız zaman bunlara çözüm üretiyorsak eşitsizlikleri daha derinleştirmek üzerinden değil eşitsizlikleri azaltmak evet. üzerinden yaklaşıyoruz. Sol programımız bizim bu. Zaten diğerlerinden farkımız da bir sol program önermemizdir. Evet. Hocam sonuna geldik. Sorulara bakıyorum. Aslında ekonomi programımıza ilişkin sorulardan çok siyasi olarak ne yapacağının soruları var. Bilmiyorum isterseniz en son bir onu sorayım. Tabii. En çok sorulan soru olası bir koalisyon olması zorunlu durumda. Bir koalisyon, ortak partide koalisyon yapacak mı HDP diyor. Yine başkanlık sistemine bakışınız sorular var sıkça sorulan. Bir dakika içinde açıklayabilirseniz. O zaman çok kısa başkanlık evet. sistemiyle ilişkin artık bunu çok net söyledik. Herhalde anlaşılmıştır. Yani biz başkanlık sistemine karşıyız. Evet. Tartışmamız içinde yok. Hatta bildirgemizde şunu da çok net bir şekilde söyledik. Anayasa, yeni bir anayasaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Anayasadaki en önemli koşullarımızdan biri bu. Başkanlık sistemini barındırmayacak hiç. Evet. Bu kadar net söyledik. Ancak o şartla evet. Genel başkanlarımız, eş genel başkanlarımız sürekli ifade ediyor. Hatta Selahattin Demirtaş eş genel başkanımızın grup toplantısında adını net koydu. Seni evet. başkan yaptırmayacağız. Bunu ifade ettik. Artık bence toplum buna ikna olmuştur diye düşünüyorum. Koalisyon meselesi de yine çok önümüze geliyor. Şimdi o bitti. İkinci etaba geçtik. Koalisyon yapacak mısınız? Şimdi ikinci etapta da çok net bir şey söyleyelim. Biz zaten HDK'den HDP'ye bir araya gelmiş çokluğuz. Biz bir yerde toplumun bu çokluğunun da farkında olan bir çokluğuz ve çokluğu örgütlüyoruz. Radikal demokrasiden kastımız da bu.
toplumun bütün farklılıklarını, bütün ezilenlerini, mağdurlarını, bütün siyasi öbeklerini biz HDP'ye davet ederken burada siyaset yapabilirsiniz. Burada aramızdaki bütün çatışmalara, bütün benzemezliklere rağmen beraber ortak haklarımız için mücadele edebiliriz diyoruz. HDP böyle bir parti. Dolayısıyla böyle bir yapı kendi içinde tartışmamış bir konuda kalkıp koalisyon yapıyoruz ya da yapmıyoruz diyemez. Bizim ilkelerimiz çerçevesinden baktığımızda da şunu çok net söyleyebiliriz. Bizim ilkelerimiz, bizim duruşumuz, bizim politikalarımız çok nettir. Dolayısıyla biz kimle koalisyon yapacağız değil, bizimle koalisyon yapabilip yapamayacaklarını diğer partiler tartışmalı. Bu ilkelerle buluşabiliyorlarsa ancak tartışılabilir. Bizim şu an gündemimizde koalisyon söz konusu değil. Peki Sezai Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katın için. Sağ olun. Size çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.